Türkiye'de 16 yılda toplamda 21 bin işçi iş cinayetlerine kurban verildi. Yeni bir rekor kırıldı. Geçtiğimiz yıl bu sayı 2016'ya çıktı. Yani günde en az 5 işçi yaşamını yitirdi. Bugün bu sorunları Halk Meclisi kuruldu ve tartışıldı. Kim düzenledi bunu? Ankara İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'ni organize eden 4 isim. Evet, devlet cinayetlere göz mü yumuyor yoksa arka mı çıkıyor bilinmez ama emek politikaları gün geçtikçe geriye gidiyor. Biz bu paneli düzenleyen 4 isimden ikisiyle Pınar ve Kansu ile birlikteyiz. Hemen Pınar'la başlayalım. İş cinayetleri giderek artıyor. Peki bunların nedenleri olarak sizin tespitleriniz ne yönde? Aslında iş cinayetlerini hiçbir zaman sadece işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir problem olarak görmedik. Bugün Türkiye'de işçiler daha da hız artan biçimde her gün ölüyorsa bunun nedeni elbette ki bugüne kadar getirilen taşeronlaştırma politikaları, özelleştirme politikaları, ucuza işçi çalıştırma politikaları, sendikasızlaştırma politikalarıdır. Bunun nedeni elbette ki üretim biçimiyle ilgilidir, işin nasıl organize edildiğiyle ilgilidir ve zaten böyle bir emek rejiminin olduğu Türkiye'de bugün iş cinayetlerinin olması son derece normal bir durum. Kansu'ya dönelim hemen. Evet. Taşeron işçiliğinin yoğun olduğu bölgelerde, sendikal örgütlenmenin az olduğu yerlerde iş cinayetlerinin daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi nedir? Özellikle AKP dönemine baktığımızda inşaata odaklı büyümeyle beraber inşaat sektöründe iş cinayetlerinin daha fazla olduğunu görmekteyiz. En son TOP Başkanı'nın bir gene iş güvenliği ile ilgili yaptığı toplantıda açık açık kendisini de ifade ettiği üzere açık bir beyanatta bulundu. Bunlar bizim şirketlerimize yüktü dedi. Bu yük olması maliyetlerle ilgili bir şey. Ne kadar ki işçilerin hayatıyla, canıyla, çalışma yaşamında güvenliğiyle ilgili maliyetleri aşağı çekerlerse daha fazla kar elde ediyorlar. Bu kar oranına endeksli politikalar yüzünden öncelikle hükümet sermayedarları koruyor. Sermayedarlar kendi karlarına bakıyor ve işçilerin hiç kimse açık açık söylemek gerekirse umursamıyor. Şu anda iş cinayetlerinde %98'e yakınının sendikasız veya herhangi bir emek veya meslek örgütüne üye olmadığı tespit edildi. Bu çok ciddi bir şey. Yani yalnız bu iş cinayetlerindeki %1'lik, 1,5'luk bir dilim örgütlü sadece. Yani bu da açık açık bize şunu göstermekte. Eğer işler ne kadar örgütsüz olursa, ne kadar fazla örgütsüz olmaya doğru itilirse, grevler yasaklanırsa işçilerin yaşamı da o kadar tehlikeye girmekte. Evet, durum öylesine ciddi ki dünyada 3. sıradayız iş cinayetleri konusunda. Avrupa'da ise 1. sırada. Bu sizin önemli başlıklarınızdan birisi. Peki bu kurduğunuz meclis, bu kurduğunuz oluşum çözüm yolu olarak nelere işaret ediyor? Bunları alalım. Aslında temel iki tane hedef sayabiliriz bunda. Birincisi şu an yaptığımız her ay biliyorsunuz her yıl Türkiye'de ne kadar işçi ölüyor? Bunları isimleriyle, yaşantılarıyla, kendi gerçeklikleriyle vermeye çalışıyoruz. Bu çok büyük bir iddiadır aslında bugünün koşullarında. Çünkü bugün açısından Türkiye'de devlet kurumlarının kendisi gerçek iş cinayeti, gerçek iş kazası ve meslek hastalıkları sayılarını vermiyor. Dolayısıyla devletin yapmadığını yapmak bir örtülmesi hedeflenen bir şeyi ortaya çıkarmak gibi bir gayreti ortaya koyar. En önemli hedeflerimizden bir tanesi budur evet. İkinci hedefimiz ise iş cinayetlerini olmadan engellemektir. İş cinayetlerini olmadan engellemenin koşulu da Kansu'nun bıraktığı yerden devam edersek bir kere asıl olarak işçilerin örgütlenmesini savunmaktır. Emek aleyhinde yapılan her türlü yasal değişikliğe, emek aleyhinde gerçekleşen her türlü politikaya karşı çıkmaktır. Bunun mücadelesini vermektir. Meclisimizin asıl hedefi zaten budur. Evet, panelde çözümün çözüm yolu olarak işçilerin sınıfsal bir mücadele içerisine girmesi, örgütlenmesi denildi. Bugün ilk çalışmanızı gerçekleştirdiğiniz Ankara'da. Peki sonraki ayağı ne olacak? Bir tarih belli mi? Bununla bitirelim. Evet, şimdi o zaman şöyle bir küçük ekle başlayayım. Biz bir rapor hazırlıyoruz. Ankara'ya ilişkin bir rapor hazırlıyoruz. Ankara'ya ilişkin daha doğrusu meclisin kurulma genellerine birisi de baktığımızda şöyle bir şey. Birincisi demografik olarak yaklaşık 1,5 milyondan fazla işçi Ankara'da çalışmakta. İkincisi politik olarak hem emek hareketinin ekseni hem çalışma hayatını düzenleyen politikalar Ankara'dan çıkıyor. Bu yüzden Ankara özel bir yere sahip.
2016 yılına baktığımızda iş cinayetlerinin yaşandığı iller sayısında 3. sıraya yükselmiş durumda. Hepsini topladığımız zaman bu meclis girişiminin yapacağı her adım işçilerin yaşantısı içinde, yani güvenli bir şekilde çalışması için de önemli bir yere oturmakta. Bu meclis çalışmasını öncelikle bugünkü toplantımızla beraber bir profil oluşturacağız. Buradan genişleterek devam edeceğiz. Raporlar hazırlayacağız. Bir örnek vereyim. Örneğin şehir hastanesi var. Türkiye'nin büyük şehir hastanelerinin ikisi Ankara'da. Evet. Ve orada iş cinayetleri yaşanmakta. Örneğin böyle bir meclisimiz kurulsaydı oradaki iş cinayetlerine yerine müdahale olabilirdik. Şimdi bundan sonrası için böyle bir müdahalelik ilişkisi kurmaya çalışacağız. İş cinayeti yaşandığında, iş cinayetiyle ilgili hukuki süreç olduğunda veya iş cinayetinden sonraki aşamada bunu bir politik gündeme hale getirmekte Ankara Meclisi olarak girişimlerimiz devam edecek. Toplantıya ilişkin şu anda bir şey söylemem zor çünkü üyelerimizle beraber karar vereceğiz. Ama yakın zamanda olacağını ve gene basın mensuplarını duyacağını bilmesini isterim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Kansu Yıldırım ve Pınar Abdalla Türkiye'nin en büyük kanayan yarası olan iş cinayetleri odaklı bir panelin detaylarını konuştuk.